Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber domates dörde böldüm. Büyük olanları altıya, elma dilimi yapıyorsunuz arkadaşlar. Sıcak suda haşlıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar kavanozu dolduruyoruz. Üzerine de birer çay kaşığı gibi yarım tatlı kaşığı şey koydum arkadaşlar, turşu tuzundan. Bu şekilde ağzını kapatıp kaynar suda 15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Fazla koymayın arkadaşlar. Bir yemlik bir yemlik. Bu kadar çarpıyor. Sizinle beraber konserve yapacağım arkadaşlar. Dilimiş domates taze. Dalından koparmış gibi nasıl tutturur? Nasıl şoklanır? Buzdolabında nasıl şoklanır? Onlar selam. Emine mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber dilimiş domates nasıl konserve yapılır onu göstereceğim. Yapacağım sizinle beraber. Evet arkadaşlar, bu kadar domates koydum. Havasını iyice alıyorsunuz. Arkadaşlar kavanozunuz sıcak olsun. Bakın tatlı kaşığıyla tam dolu koymuyorum. Yarım ikişer kaşık üzerlerine ekiyorum. Turşuluk tuzundan ekiyorum arkadaşlar. Yarım kaşık yarım kaşık. Çay kaşığıyla birer kaşık diyebilirsiniz. Tuzunu ilave ettim. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber dilimlenmiş domates yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Süper bir tarif. Bunu kahvaltılarda da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Dalından koparmış gibi mis gibi. Akşamdan sabaha kadar böyle kapaklarını alt üst çevirdim. Bunları kaynar mumya koydum arkadaşlar. Sıcak suyu da kaynattım 15 dakika. Ters çevirdim. Ağzlarımız iyice şişsin diye, kapanmışsın diye, açılmaması için. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber domates dörde böldüm. Büyük olanları altıya, elma dilimi yapıyorsunuz arkadaşlar. Sıcak suda haşlıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar kavanozu dolduruyoruz. Üzerine de birer çay kaşığı gibi yarım tatlı kaşığı şey koydum arkadaşlar, turşu tuzundan. Bu şekilde ağzını kapatıp kaynar suda 15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar. Çok basit. Hemen çıkarıyoruz arkadaşlar bunu. Fazla kaynatmayacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde kaynatacağız. Evet arkadaşlar, dilimiş domatesim bu şekilde konserve yaptım arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar kahvaltıda yiyebilirsiniz. Çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber dilimlenmiş domates yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Süper bir tarif. Bunu kahvaltılarda da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Dalından koparmış gibi mis gibi. Akşamdan sabaha kadar böyle kapaklarını alt üst çevirdim.
Bunları kaynarmamaya koydum arkadaşlar. Sıcak suyda kaynattım 15 dakika. Ters çevirdim. Azalmak iyice şişsin diye, kapanmışsın diye, açamaması için. Tostladım arkadaşlar. Kahvaltıda yiyebilirsiniz. Çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.